Şirfenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı tasarımda bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelimiz 8 ilmeğin katlarından oluşuyor. 8, 16, 24 şeklinde 8 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 3 model için 26 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 düz ilmekle başladım. 2 ters ilmekle devam ettim. Sıra boyunca 2 ilmek düz, 2 ilmek ters olarak tüm ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Örgümün arka tarafında 2 düz 2 ters şeklinde tüm ilmeklerimi ördüm. Örgümün ön tarafındayım, ikinci sıradayım. Bu sırada tekrar ilmekleri aynen oldukları gibi örerek devam ediyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz şeklinde sıra boyunca örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin üçüncü sırasındayım. İlmeklerimi aynı şekilde örerek devam ediyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters şeklinde örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin dördüncü sırasındayım. Şimdi bu sırada modelimizi burgu işlemini uyguluyoruz. Ben şekilde bir tane firkete iğneden yardım alıyorum. Sizler de aynı şekilde bu firkete iğne olabilir, top iğne olabilir, fark etmez. Bir tane sizi kolaylaştıracak şekilde bir iğne kullanabilirsiniz. Şimdi başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada başta 2 düz ilmek, sonra 2 ters ilmek ve sonra 2 düz ilmek şeklinde 6 ilmeğe model uyguluyorum. Bu modeli uygularken baştaki 2 ilmeğimi hemen pirkete iğnemi alıyorum ve örgümün bunu hemen arka tarafına geçiriyorum. Bu şekilde baştaki 2 ilmeği pirkete iğneye aldım, örgümün arka tarafına geçirdim. Şu anda örgümün başında 2 ters ve 2 tane düz ilmeğim var. Bu 2 ters ve 2 düz ilmeğe burgu işlemi yapmam lazım. 2 düz ilmeği arka taraftan sağ şişime geçirdim. Baştaki 2 ters ilmeği ön taraftan sol şişime geçirdim. Ve bu 2 ters ilmeği örgünün arka tarafına geçirerek yer değiştirmiş oldum. 2 düz ilmeği örgünün başına aldım. Ve bu 2 düz ilmeği tekrar düz olarak ördüm. Devamındaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi burada arka tarafa pirkete iğneyi alarak attığım 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği hemen sol şişime örgümün arka tarafından tekrar geriye alıyorum. Ve bakın aynı şekilde ilmeklerin arka tarafına geçirmiş oldum. Sonrasında bu 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki burguda daha iyi model kendini gösterecektir. Şimdi ilk burgu modelini tamamladım. Sonraki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu modelde bir örneğe model uygularken diğer örneği boş bırakıyoruz ve 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve tekrar 2 ilmek düz şeklinde örerek bu şekilde boş bırakıyoruz. Aradaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi tekrar sonraki modele geldim. Bakın başta 2 düz ilmek var. Sonda 2 düz ilmek var. Bu 6 ilmeğe model uyguluyorum. Bu 6 ilmeğin başındaki ilk 2 tanesini hemen firkete iğneye alıyorum. Ve örgümün arka tarafına doğru bu firkete iğneyi geçiriyorum. Şimdi baştaki 2 ters ilmeği örgünün sonuna almam lazım. Bunun için
Sondaki iki düz ilmeği arka taraftan sağ şişimi aldım. Ters ilmekleri ön taraftan sol şişimi alarak yer değiştirdim. Düz ilmeklerimi şişime geriye aktardım. Ve bu iki ilmeği düz, sonraki iki ilmeği ters örerek bunları değiştirmeden aynen oldukları gibi ördüm. Şimdi sırada ilk başta firk eteğini aldığım iki ilmeğim var. Tekrar bunu örgümün arka tarafından bu iki düz ilmeği şişimi, sol şişimi alıyorum. Sol şişimi aldıktan sonra bu iki düz ilmeği tekrar düz olarak örüyorum ve burgu modelini yapmış oldum. Kalan iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi örgüme devam ediyorum. Örgümün arka tarafındayım. 5. sıradayım. 2 ters 2 düz şeklinde ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. İlmeklerde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Ve 2 ters 2 düz şeklinde aynen örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi burgu işlemini yaptım. Arka sıradan ilmeklerimi aynen ördüm. Ön sıradayım. Tekrar ilmeklerimi aynen örüyorum. Burası örgümün ön yüzü ve 6. sıra. Bir önceki ön sırada burgu işlemini yapmıştım. Bu sırada ilmekleri aynen oldukları gibi örerek herhangi bir burgu işlemi yapmadan devam ediyorum. Biraz hızlanalım. Sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Burası modelimin 7. sırası. İlmeklerimi aynen oldukları gibi sıra boyunca örüyorum. Örgü bitene kadar ilmekler hem ön yüzde hem arka yüzde 2 ters 2 düz şeklinde örülüyor. Sadece aralarda tek sırada ön yüzde burgu işlemi yaparak devam etmemiz gerekiyor. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burgu işlemi yaptıktan sonra ön yüzde bir sıra hiçbir işlem yapmadan devam ettim. Sonraki ön sıraya geldiğim zaman bu defa aradaki burgu işlemini yapıyorum. 2 ters 2 düz şeklinde örerek devam ediyorum. Bir önceki burgu işlemini bu ilk modeli uygulamıştık. Bu defa ikinci modeli uygulamamız gerekiyor. Bu yüzden 2 4 6 8 10 tane ilmeğimi oldukları gibi ördüm. Tekrar bakın 2 düz ile başlıyorum. 2 ters ve 2 düz şeklindeki devam eden 6 ilmeğe model uyguluyorum. Bunun için hemen baştaki ilk 2 ilmeğimi firk eteğime alıyorum. Ve bu ilmekleri örgünün arka tarafına geçiriyorum. Şimdi başta 2 ters ilmek var. Arkasında 2 düz ilmek var. Sondaki 2 düz ilmeği arka taraftan sağ şişimi aldım. Baştaki 2 ters ilmeği ön taraftan sol şişimi aldım. Düz ilmekleri tekrar sol şişime geriye geçirdim. Ve baştaki 2 ilmeği düz, sonraki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Bu 4 ilmeği yer değiştirip ördükten sonra en baştaki firk eteğine geçirmiş olduğum bu 2 ilmeğimi örgümün arkasından tekrar şişime geriye alıyorum. Ve bu iki düz ilmeği örgünün başına aldıktan sonra, yani sol şişimdeki ilmeklerin başına geçirdikten sonra düz olarak örüyorum. Devamındaki iki ters iki düz şeklindeki ilmekleri aynen örüyorum. Buralarda herhangi bir işlem yapmıyorum. Baştaki ve sondaki bölümde burgu işlemi yapmadan boş bıraktım. Ortadaki bölümde
vurgu işlemi yaparak devam ettim. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Ve ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Her vurgu işlemini yaptıktan sonra 3 sıra ilmekleri aynen oldukları gibi örüyoruz. Ve 4. sıraya geçtiğimiz zaman vurgu işlemini yapıyoruz. Ve bu vurgu işlemi her defasında kaydırılarak devam ediyor. Şimdi vurgu işlemi yaptıktan sonra arka sırada bir sıra ilmeklerimi aynen oldukları gibi ördüm. Ve örgümün şu anda ön yüzündeyim. Aslında şu anda örgümün arka tarafında bu sırayı tamamlarken ilk başlangıçtaki işlemlerime tekrar geriye dönmüş oldum. Hemen bunu da vurgu işlemini yaparak göstermek istiyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi aynen örerek sıra boyunca devam ediyorum. Bakın bir önceki sırada vurgu işlemi yapmıştım. Bu ön sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Ve herhangi bir işlem yapmayarak devam ediyorum. Arka tarafta ilmekleri aynen örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve bu başlangıçtaki yaptığım vurgu işlemi tekrarlıyorum. Baştaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Şu anda örgümün başında iki tane düz ilmeğim var. Bunları hemen çatal iğneye geçirdim. Örgümün arka tarafını aldım. Burada baştaki iki ters ilmeği devamındaki düz ilmeklerin arkasına geçirerek yer değiştiriyorum. Ve iki ilmek düz, iki ilmek ters şeklinde yer değiştirdiğim ilmeklerimi örüyorum. Şimdi başta örgünün arka tarafına atmış olduğum pirkete iğnedeki iki ilmeğim var. Bunları şişime alıyorum. Sol şişimi alıyorum. Ve bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın burada vurgu işlemini yapmış oldum. Arada iki ilmeğimi ters ördüm. Sonraki modeli boş bırakıyorum. Ve iki düz, iki ters şeklinde ilmeklerimi örerek bu kısımda herhangi bir işlem yapmıyorum. Bakın son iki ters ilmeğimi ördüm. Baştaki düz ilmeğim var. Bu 6 ilmeğe vurgu işlemi yapmam gerekiyor. Baştaki 2 düz ilmeği firket iğneyi aldım. Örgümün arka tarafına geçirdim. Burada sondaki 2 düz ilmeği örgünün arka tarafından şişimizin başına geçirerek yer değiştiriyoruz. Ve 2 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde örüyoruz. Burada başta pirket iğneye aldığım iki ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi hemen tekrar şişime, sol şişime geriye alıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Şimdi bu vurgu işlemi yaptıktan sonra ön sırada bütün ilmekleri aynen örerek devam ediyorum. Bir sonraki ön sırada bu defa yanda boş bıraktığım kısımda vurgu işlemi yaparak örgümü tekrarlıyorum. Modelimi yelek şeklinde şöyle küçük bir parçada çalıştım. İlerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Bu model sade boyan örgüler için değil, erkek ve bebek örgüleri için de kullanılabilir. Vurgu modelinin bir farklı versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Bu yüzden her türlü örgüye uygun olacaktır. Görünümü de oldukça farklı. Burası örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.